Selamünaleyküm. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Berkamene Pazar'a geldik. Sizlere şöyle çok güzel bir tane stand göstereceğim. Şöyle bakın kıyafetlerden. Şöyle. Burada bayanlar için ne ararsanız var arkadaşlar. Birbirinden güzel. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Kışlık, yazlık ne ararsanız. Şöyle yakından göstereyim ki. Şöyle, burası bizim komşumuzun Recep abimiz tantı. Güvenilir, kendileri her konuda yardımcı oluyorlar. Dek gelmezse değiştiriyorlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle modelleri gerçekten çok güzel. Bakın bu şekilde de böyle. Çok kıyafetler Türkiye'den gelmiş modeller. Bakın şöyle biraz uzaktan çekeyim. Burası kışlık olanlar. Şöyle bakın şöyle arkadaşlar. Bakın Recep abimiz de burada. Gelin gönül rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendileri dediğim gibi güvenilir insanlardır. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle sabah güneşi de vuruyor. Bakın bu şekilde müşterileri rahatsız etmeden. Şöyle ikili takımlar, tekli takımlar, aynı zamanda elbiseler var şöyle. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Abi bu takım şöyle. Umarım hoşunuza giden kıyafetler vardır. Buyurun gelin. Genelde buradakiler böyle indirimli kıyafetler oluyor. Şöyle. Elbiseyi de mankenin üzerinde göstereyim. Şöyle. Bakın acayip güneş vuruyor ki sabah güneşi. Güdüne vuramış. Öyle mi? Bakın bu şekilde. Hadi bakalım arkadaşlar. Berkamene Pazarı'na geldiğinizde hemen simitçinin yanında. Şöyle. Simitçinin karşısında. Çıkın çıkın gelin. Burada ben videomu sonlandırayım. Şöyle. Çünkü diğer müşteriler de var. Ayıp olmasın onlara. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Aman da aman. Mutfağıma kimler girmiş benim bugün. Fulya'm bir bak bana. Uy, annem bak bakalım bir burnun. Nutella olmuş burnun önü. Nutella'yı sil. Elinle sil ıslak şeyle. Suyla sil annem. Heh, bir şey olmaz aferin. Ben kızımla gurur duydum yine bugün değil mi annem? Birazcık işlerim vardı aşağılarda. Yukarıya bir çıktım. Güzelce kahvaltı hazırlamış kardeşiyle kendisine. Evet. Bir dur burada bir dur. Heh, bir dur annem. Her zaman seni görüyorlar mı böyle iş yaparken? Kahvaltı hazırlamış, yemişler. Hı-hı. Şimdi de mutfağı topluyor. Evet. Ne işte kakao mu içtiniz onlarla? Kakao yaptım. Domates kestim. He. Simit var, simit koydum. Aferin. Afiyet olsun prensesim benim. Sosis kestim. Aferin. Oo, yok yok. Allah ne verdiyse komşum maşallah. İyi bak. Sevgi tale koydum. Ondan sonra reçel koydum. Oo, kız. Dolaplarda ne varsa koymuşsun. Yediniz mi hepsini? Koydum. Vay vay vay. Küçük aç fare bu. Doydu mu karnın? Doydu. Bazılarını yedim. Bazılarını yemedim. Ama masayı da dağınık bırakmışsın. Şimdi masamızı da sil güzelce. Sileceksin. Tamam. Hadi sil onu yıka da. Şurada broçinlerimiz, simitlerimiz vardı. Bugün pazara gitmiştik. Onları almış simitleri güzel kahvaltı hazırlamış. Aferin sana. Bir şey olsa gözüm arkada kalmayacak. Benim kızım her şeyi yapıyor değil mi? Hı hı. Aferin benim prensesime. Şimdi şöyle hemen masada da zeytin çekirdekleri kalmış. Güzelce silsin. Heh, öyle öğren. Böyle yapa yapa öğreneceksin tamam mı annem? Hı. Aferin benim kızıma. Akıllı kızım. 10 yaşında benim kızım her işi yapabilir değil mi? Hı hı. Sadece bıçak hariç bıçakları elleme. Ben onu kaldırırım. Hadi bakalım. Benim kızım güzelce temizlik yapsın. Ben de yemek yapayım. Evet. Ben sesim minnoşum benim. Şu benzeri kaldırır mısın annem? Çok kötü görünüyor orası. He. Kaldır aşkım onları bir oradan. Ben de sabahtan şöyle et çıkarmıştım dolaptan. Eşim sağ olsun alışverişten gelince böyle etleri doğrar hazırlar. Acele bir işin olunca hemen çıkartıyorsun doğranmış pişiriyorum. Şimdi böyle etlerimi güzelce bugün et sote yapacağım. Pirinç ıslarım. Pilav yapacağım. Salata. Allah ne verdiyse. Ya minnoşum ya. Gözlerim alamıyorum sana bakmaktan ben.
Akıllı kızım benim. Birazdan da o şey var ya torba, Primark torbası. Onu içinde ekmekler var. Şeye gidersin. Regallere sıralarsın depoda, tamam mı? Hadi bakalım. Ben de mutfağımızı toparlayayım. Çocuk gene böyle toplamış. Ama çok beğendim. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım. Teyzelerine bir şey söylüyor mu? Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın teyzelerim de. Kendinize iyi bakın. Hasta kalın. Hoşça kalın. Sanki böyle hasta kalın der gibi oldu kızım o. Ay, benim kızıma da. Hadi bakalım. Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Buraya oturduğuma göre alışveriş videosu beklemeyin dermişim. Evet, bugün bir şey yok. Aynen, hep ayakta video çekiyorum. Bir de çok dikkat ettim bugün. Ellemle kollarımla yine hareketler yapmışım. Dedim bugün şöyle sabitçe oturayım buraya. Evet arkadaşlar, birkaç videomuzun altına bayağıdır Poyraz'la ilgili hep yorumlar geliyor. Niçin Poyraz'ı video çekmiyorsunuz, niye göstermiyorsunuz diye. Eşim hep demişti sizlere, sevincimizi, üzüntümüzü, her şeyle birlikte sizlere paylaşıyoruz. Buradan size de Poyraz'ımızla ilgili bir açıklama yapmak istiyoruz. İstersen sen mi edeceğim, ben mi edeceğim Yok, buyur, bilmiyorum sen daha güzel anlatıyorsun bu konuları. da. Estağfurullah canım. Arkadaşlar biz Poyraz'ımızı satmak zorunda kaldık. Poyraz'ı sattık. Tam bir hafta pazartesi günü almıştık. Haftaya pazartesi, yani bir hafta kaldı. Mecburiyetten dolayı sattık. Nasıl sattık? Yani şöyle bir şey. Poyraz'ın çocuklara karşı bir şeyi varmış. Biz bunu bilmiyorduk. Küçük çocuklara, yani Semih'e, Meli'ye değil. Eşimle bana da hiçbir şekilde kötü davranmadı. Ama Fulya ile Funda'ya kesinlikle yanına yaklaştırmadı. Sürekli ayaklarına saldırı, ısırmalar falan. Bir hafta biz bunu idare ettik geçer diye sonra araştırdık, veterineri falan sorduk. O tür köpekler genelde çocuklara öyle davranıyormuş arkadaşlar. Evet, ben bir kısa araba yapayım. Bu terrier cinsi olduğu için, av köpeği olduğu için, hani mesela Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, hepsi terrier Evet. sülalesinden geliyor. Yani Bizimkisi de Fox Terrier mi geçiyor? Fox Sizinki Fox Terrier, Terrier, Fox evet. Terrier. Yani çocuk da kızları gördü halde saldırıyordu. Ellen saldırıyordu, ısırıyordu, Evet. ısırmaya uğraşıyordu. Tabii de şey daha Allah'a şükür daha küçük olduğu için bir şey olmuyordu. Ama Evet. hani bugün böyle yapan yarın ne yapar diye. Özellikle ayaklarına Fulya Funda'yı hep biz yanına götürdük alışması için. Kaç defa götürdüysek her seferinde yani çocukların ayaklarına saldırdı. Bir hafta boyunca kızlar kesinlikle bahçeye çıkamadı arkadaşlar. Yani çıkarttırmıyordu. Kızlar ne zaman bahçeye inse üzerlerine saldırıyordu. Biz de düşündük, taşındık. Tabii ki bizim için çok zor oldu. Tabii ki. Satma kararı aldık. Yani şöyle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Almanya'da köpek fiyatları kesinlikle ucuz değil. Bayağı bir Hayır, yüksek hayır, miktarda. hayır. 1000 euro'dan başlıyor. Ama biz bunu aldığımız fiyatın üzerine 1 euro dahi para koymadık. Ne aldıysak, hangi parayı aldıysak o paraya çok güzel bir yere verdik. Evet. Bu da nasıl oldu? Anlat bakalım gülüm. O şey ne diyorlar ya? Cihaz şey mi geçiyor? Veteriner mi Türkçesi? Veteriner, baytar. Baytar. Değil mi? Veteriner birisine. Bizim bu Poyraz'ı aldığımız yere, Alman'ın bir tanesi yani veterinerin birisi bizden bir gün sonra aramış, almak istemiş. Sahibi de demiş ki maalesef satıldı, bir tane bir Türk aile aldı diye. Bir hafta bizde kaldı, sonra biz aynı köpeği satmaya koyduğumuzda Aynı fiyata. aynı fiyata görmüşler, şok olmuşlar. Demişler olamaz bu. Evet. Sonra bizi aradılar, dedik biz de evet doğru, biz satmak zorundayız diye. Sağ olsun Münister'den bir aile geldi. Dedim davra orta yaşlı karı koca. Adam çok kibar, çok Aynen. nazik, doktor, hanımı köpek eğiticisiymiş. Evet. Bir de Ben... şöyle bir şey, Hı. önümüze gelen birisine asla vermek Hayır, istemedik. hayır. Yani onun günahına girmek istemedik. Eşimin dediği gibi arkadaşlar zaten kendileri çiftlik sahibiymiş. Kocaman çiftlikleri varmış. Atları, eşekleri, koyunları, Üç tane üç köpeği. tane köpekleri. Yani bir de bu düşünün, yani Münster'ın bir dışında koskoca arazi, bir de terya cinsi olduğu için hani bizim oğlanla dolaştırıyordu, yetmiyordu. Evet, yetmiyordu. Orada koşturur. Kenodola varmış. Bayan da çok tecrübeli bu konuda. Köpeklerle çok sabır gösterdi. Yine bayana da ayaklarına saldırdı o anda. Evet. Kadın da bizim iyi niyetimizi anladı. Niye derseniz aldığımız fiyatın aynısına, aynı bir sent bile üstüne oynamadan kadına verdik. Evet. Bir de Yani. şöyle bir şey arkadaşlar. Sizlere videoda göstermiştim aldığımız eşyaları. Bir de göstermediğimizin dışı vardı. Ondan sonra yine gidip alışverişler Tabii yapmıştı. ki. Sevdiği oyuncaklar, sevdiği eşyalar. İnanın 50 euro'nun üzerinde alışveriş yaptık. Ondan hiçbir şekilde bir sent dahi para almadan tamamıyla hediye ettik. Anlayacağınız 50 euro zarar çıktı bu işten. Çünkü biz zaten Poyraz'ı çok severek, isteyerek almıştık.
O yüzden ona alınan hediyelerden para alamazdım. Alamadım. Zaten gönlümüzden çıkarmıştık. Yani. O yüzden yani biz bir nevi çeyiziyle beraber Poyraz'ı göndermiş evet. olduk. Ve çok güzel yere gitti. Hakikaten çok güzel yere evet. gitti. Adam olsun, adam yani operatör doktormuş, veteriner şeyse kim. Ne mütevazi insan, ne mütevazi. Allah'ım ne tatlı insanla. Kadın evet. da aynı öyle. Köpek manyağımış. 20 senedir köpeklerle uğraşıyormuş. Evet. 3 tane mopsarı varmış. Şöyle otursam ben çok biraz havaya bakayım böyle, ya. Böyle öyle labrador mi? Varmış. Yani tam köpek şeysi ya bunlar. Evet. Çok güzel tatlı insanladı. Dediğim gibi. Dedim bayan biliyorsunuz fiyatı biliyorsunuz. Aynı fiyata gene veriyorum size. Aynen. Hani bir kuruş komadım size. 50 euro zarar açtım işte. Ama gönül istedi ki uzun süre beraber yaşayayım. Ama kızlar evet. ilk iki gün bir şey yok deme. Sonra çok aşırı kaçtı. Kızı aşağı inemedi korkusuna. O da olmaz. Zaten biz yani aldığımız sahibine eşim demişti. Biliyorsunuz Allah ömür verdikçe köpeklerde 13-15 sene değil mi? Tabii ki. 13-15 sene yaşama şeyleri oluyor. Eşim demişti ki yani bana emanet, Allah ona ömür verdikçe senelerce ben ona bakacağım evet. demişti. O yüzden ama çocuklar çok üzüldüler, çok ağladılar. Hele Melih'im giderken. Hüngür hüngür. Aynen yani o kadar ağladı, üzüldü. Sonra yani konuştuk, çocuklara da anlattık. Dedi anne tamam anlıyorum sizi, yapacak bir şeyimiz yok. Hatta Instagram'da yazıyorlar. Sen hep Instagram'da Poyraz'ı paylaşıyordun, niye paylaşmıyorsun? Videolarımızın altına soruyorlar. Dedim en güzeli kendim anlatarak sizlere hani söyleyeyim. Böyle yazarak olmayacak. Kimse de istemez ki çocuğun zararı görmesini, kendi çocuğunun zararı görmesini. En hayırlısı böyle oldu. Evet. Gitti yer, güzel yer. Allah orada uzun ömür versin. Adam bize fotoğraf falan yolluyor nasıl olduğunu. Evet. Koyunluğa düşünün yani, atlığa düşünün, eşeğe düşünün yani. Koştur bütün gün ya, koştur Poyrazcık. Evet. Yani en hayırlısı böyle hayvan için. Zaten birkaç kişi de arkadaşlar bize yazmıştı. Hatta fiyatının üstünde parayı almak istediler. Ama biz yani bahçeli evi olmadan, insanların şeyi olmadan onu vermek istemedik. Hayır, hayır. Bir nevi seçtik yani insanları. Hayır. O yüzden hatta eşim dedi ki o veterinere, Poyraz dedi ne diyor ona, lotoda altılı tutmuş gibi. Evet, evet, evet. Evet. Sizi dedi buldu. En güzeli size şeymiş, nasipmiş. Biz de tabii ki üzülerek gönderdik ama yapacak bir şey yok. Hayırlısı böyleymiş. Aynen. Başka şeysi yok. Hani dün arkadaşlar yazdı, cevap veremedim kusura bakma. Hatta dün de bir arkadaş dedi ya. He. Poyraz'ı gösterir misiniz dedi. O anda bir şey diyemedim. Yani çok aradık. Nasip değilmiş. En hayırlısı bize bunun için böylemiş. Aynen. Kimsenin günahına girmeden, hayvanın günahına girmeden, zarar görmeden evet. bu işi bitirdik. Aynen. Yani iki günde gitti. Hayırlı bir yere gitti. Bence videoyu burada bitirelim. Çok evet, uzamasın. Videomuzu bitirelim. Hatta dedim ki Melih'im gelmeden. Çünkü Melih olsaydı kesin ağlardı yine. Evet. Melih çok sulu gözlü. Melih gelmeden dedim hemen bir anlatayım kısaca. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.